Herkese merhaba, ben Öykü. Bugün size sağlıklı olmak adına beslenme tarzlarını araştırırken karşıma çıkan, aslında daha öncesinde tabii ki bildiğim ama aklıma kazınan vegan beslenme deneyimimi anlatacağım. 15 gün boyunca vegan beslendim ve gerçekten hayatımda ne değişti? Bundan sonra vegan olur muyum? Bunları aktarmak istiyorum. Çünkü Instagram hesabım Öykü'nün öyküleri üzerinden deneyimlerimi ve böyle bir sürece girdiğimi paylaştığımda bana Öykü bir YouTube videosu çekip bize anlatır mısın? Yapalım mı? Yapmayalım mı? Yani böyle bir gaza ihtiyacımız var mı diye sordunuz. Ben de o yüzden şimdi size tüm hassas ve zorlu bir nebze geçen ama aynı zamanda iyi hissettiren süreci anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce tabii ki kanala abone olmayı, zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın ve yeni ülkeleri yeni seyahatlerde keşfederken gelin bana eşlik edin. Evet, artık başlayabiliriz. Şimdi bize hep ne öğretildi? Diyet yap, diyet yap, diyet yap, diyet yap. Diyet kelimesi aslında beslenme demek. Yani her gün yaptığımız şey, insanoğlunun hayatta kalmak için, ömrünü devam ettirmek için her gün aldığı besinler, beslenme, bir diyet demek bu yani. Aslında biz zaten hepimiz diyet yapıyoruz. Böyle bir diyete girme olayı o kadar kafamızda bir şeylerden eksik kalma, mahrum kalma olarak yerleşmiş ki ben artık bunu değiştirmek istedim kendi beynimde ve beslenme tarzlarını yani diyetleri araştırmaya başladım. Amacım kesinlikle burada kilo vermek değildi. Bence bu çok kilit bir amaç. Hangi beslenme tarzını yapıyorsanız, hangi diyette yapıyorsanız. Kilo tabii ki benim hiçbir zaman hayatım boyunca böyle of çok kilo vermeliyim diye dediğim bir dönem olmadı. Bunun rahatlığıyla ve mutluluğuyla da söylüyor olabilirim. Ama kilo vermek özellikle belli kalıplara günümüzde oluşturulan belli o böyle 90-60-90 artık o da kalmadı gerçi kadın kalıplarına girmek için. Bunu yapmamamız lazım. Böyle düşünüyorum. Zaten bunların hepsini aslında biraz böyle düşünüyordum ama yolda araştırırken öğrendiğim farklı beslenme tarzlarıyla daha da emin oldum. Sağlıklı olmak için diyet yapmalıyız. Yani beslenmeliyiz. Ve ben de nasıl sağlıklı olabilirim daha diye araştırırken karşıma birkaç isim çıktı. Farklı videolar çıktı. Bunları izlemeye başladım. Mesela alkali beslenme üzerine Ayşegül Çoruhlu çıktı profesör. Çok gerçekten iyi aydınlatıcı bilgileri var. Mesela ondan esinlenerek içtiğim suyun pH değerini arttırmak için suya damlatılan damlalardan aldım. Oradan aldığım bilgi buydu. Tek bir şey yapmak istemiyordum zaten. Ben ne yapabilirim? Daha sağlıklı olmak için, daha kaliteli yaşamak için diye araştırıyordum. Veya sezgisel beslenme çıktı karşıma. Vücudunu dinlemek, gerçekten acıktığında yemek, yeteri kadar yemek. Aman işte gündüz hiçbir şey yemeyeyim, ara öğünlerimi atlayayım ki akşama böyle işte evde mantı var, iki tabak yerim mantı. O yüzden ara öğüne atlayayım. Bunlar yani en büyük yapılan yanlışlar. Bunu da böyle dinleye dinleye anladım, öğrendim, içselleştirdim. Sürekli farklı bilgiler toplamaya devam ederken karşıma Netflix İşte What the Health diye bir belgesel çıktı. Daha önce hiç asla şu cümleyi yani ben vegan olabilirim asla yani asla olamam ya diyordum. Ve bu dediğimin ne kadar saçma bir şey olduğunu düşündüm bu belgeseli izleyince. Belgesel temel olarak şunu anlatıyor. Sağlıklı olmak için tabii ki Amerika'yı ele alıyor. Amerika'daki yüksek diyabet, kanserli hastalar vesairenin incelenmesi sonucunda aslında plant-based yani bitki temelli beslenmeye geçildiğinde, vegan olunduğunda, hayvansal ürünleri kesildiğinde aynı zamanda hem sağlığınız devam ediyor, sağlıklı oluyorsunuz, ilaçları bırakıyorsunuz hem de böyle bir şeyden eksik kalmıyorsunuz. Bize sistemin pompaladığı, aslında Amerika'daki peynir şirketlerinin, işte süt şirketlerinin ya da et şirketlerinin tüm bu kanser dernekleriyle ilişkileri olduğunu, bu ürünlerin satılması için sanki protein sadece etten alınırmış gibi pazarlandığı piyasada ya da işte süt içmezsek ölecekmişiz gibi, sütün tam tersine zararlı olduğu gibi şeyler anlatılıyor. Ve böyle inanamıyorsunuz. Ama röportaj yapan insanları incelediğinizde insanlar olimpiyat sporcusu veya atıyorum böyle kas kütle yığını bir adam diyor ki ben bunu sadece bitki yiyerek yaptım. Çünkü öğrendim ki mesela aslında proteinin kaynağı bitki. Hayvanlar bitkileri yedikleri için doğada aslında proteine sahipler. Bir tek vegan beslenmede eksikliğini hissedeceğiniz şey B12. B12'yi herhangi bir yerden alamıyorsunuz. Yani bu unutmamayı falan sağlayan o vitamin. Onu takviye almanız gerekiyor. Onun dışında proteininizi, her şeyinizi bitki temelli beslenmede alabiliyorsunuz. Sonra ben de dedim ki denesem mi? Yani bunu düşüneceğim dediğim gibi aklımın ucundan geçmiyordu. Hatta Umur da eşim asla yani tam bir et canavarı. Her gün et yiyebilir. O kadar etkilendi ki izlediğiniz şeylerde çünkü şunu görüyorsunuz. Veganizmin aslında tam olarak o felsefesi hani
bir hayvana, bir canlıya zarar vermemek gibi değil de, bu anlatılmıyor orada çünkü. Orada anlatılan aslında şu: nüfus çok fazla ve şirketler bu nüfusu doyurmak için çok ciddi anlamda hayvan yetiştiriyor. Ama yetiştirdikleri yerler çok kötü. Yani o yediğiniz tavuk ölüyor o kümeste, başka bir tavuk onu yiyor falan. Neyse yani didikliyor, bir şeyler, çirkin şeyler. Ama bunları gördüğünüzde, düşündüğünüzde gerçekten neden olmasın dedim. Çünkü yani ne demek yapamam ya? Ne demek yani? Bu soruyu siz de eğer şu an düşünüyorsanız ve söylüyorsanız kendinize, bir şeyi denemeden onu yapıp yapmayacağınızı bilemezsiniz. Ben de o yüzden dedim ki önce bir dene kızım Öykü. Bakalım yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Ve buna 15 günlük deneyim olarak yola çıktım. 14 günlük aslında. Çünkü belgeseldeki insanlar 14 günde hayatlarındaki değişimi hissettiklerini söylemişlerdi. Bu sürenin zorluklarına ve avantajlarına ve kolaylıklarına geçmeden önce alternatif belgeseller önermek istiyorum. Forks Over Knives'ı ve Game Changers'ı da izleyebilirsiniz. Hepsi Netflix'te var. O zaman şimdi ne zorluklar yaşadık, ondan bahsedelim. Bence en büyük zorluğu kahvaltıydı. Çünkü Türk kültürü yani. Biz alışmışız sucuğuya, yumurta, peynir. Her şey hayvansal gıda. Yani her şey hayvansal gıda. Bir tek geriye ne kalıyor işte? Domates, salatalık, biber. Ha, Allah'tan ekmek falan yiyebiliyorsunuz. Onda yumurta yok. Yani hamur tarzı şeyler yiyebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu sefer vegan beslenmeye geçip karbonhidrata yüklenip bir sefer kilo almak da var. O yüzden o dengeyi çok iyi oturtmak gerekiyor. İşte bu noktada enerji, günlük ihtiyacınızı sağlayacak enerjinin kahvaltıdaki bacağı bence en önemlisi avokadoydu. Ben çok avokado tükettim. Bu arada avokado da kalorisiz bir şey değil. Yani vücudunuza yağ alıyorsunuz aslında ama sağlıklı bir yağ alıyorsunuz. Yarım avokado, bazen Instagram sayfalarında çıkar ya işte yarım avokadoyu koyar, işte bir de gofreti koyar, işte ikisi de aynı falan gibi böyle şeyler. Biraz araştırıp baktığınızda evet kalorisiz var ama o vücudunun sağlıklı yağ ihtiyacı olan bir şey. Ben bol bol ekmek üstü avokado falan öyle şeyler yaptım. Bir gün pancake yaptım. Yine yumurtasız falan. Bu arada artık çok ilerledik. Yani bundan 15 yıl önce vegan olmaya karar vermiş insanlar neler neler yaşamışlardır kim bilir. Ne ürün bulabiliyorlardır. Şu an çok markette çok seçenek var. Evet biraz daha pahalı gibi ürünler ama var. Ben Dubai'de yaşadığım için bence çok fiyat farkı yok ve çok fazla seçenek var burada. Ama eminim İstanbul'da vesaire ailede de vardır alternatif. Yapmak istediğinizde karşınıza çıkıyor yani. Bir şekilde o peynirin yerine işte vegan peyniri ya da atıyorum hamburgerin yerine Allah'ım vegan burger denedik. Dubai'de buraya gittik. Bear Burger diye bir yere gittik. Amerikan zinciri zaten. Bayağı lezzetliydi. Bayağı aynıydı. Sadece farklı bir ülkenin eti diyebilirim. Yani yapmak zor değil. Bir tek kahvaltıda zorlanabilirsiniz dediğim gibi. Onu da zaman içerisinde geliştirebilirsiniz. Nohut unu falan alıp ondan böyle omletler yapıyorlar. Ben mutfak konusunda böyle ben hiç neler deneyeyim olmadığım için öyle bir insan. Çok fazla şey denemedim. Ama isterseniz dediğim gibi internette derya deniz vegan beslenmeye dair bilgiler var. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum bu video boyunca. Ben sadece kendi deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Bu işin beslenme uzmanı değilim, hiçbir şey değilim. Sadece ne yaşadım, ne araştırdım. Karantina döneminde evdeyken beslenme konusunda bilmediğimi, yani yemeklerin anlamını bilmiyorum. Yani hangi yağı almak bana fayda sağlar, ne kaç kaloridir, kalori nedir, neden ihtiyacım vardır gibi şeyleri böyle merak saldım. Yani bu konuda okudum, araştırdım, izledim. O yüzden size anlatmak istedim. Sonra suçlama, hayır bunu yanlış biliyorsun demeler olmasın. Çünkü bu sadece benim deneyimim. Umarım size de bu ucundan kıyısından ilham olur. Bence deneyin, denemek güzel bir şey. Her neyse geçiyorum. Kolaylıkları neydi? Dediğim gibi alternatifler çok fazlaydı. Her türlü yemek seçeneğini bulabiliyordunuz. Akşam yemeği çok kolaydı. Akşam yemeğinde yeşil mercimek bir gün. Yeşil mercimeği her şeyde kullanabilirsiniz zaten. Salatasını, yemeğini falan yapabilirsiniz. Kinoa'dan kısır yapabilirsiniz. Normal şeyden de kısır yapabilirsiniz de kinoa zengin protein değeri olan bir şey. Güzel oluyor. Nohut haşladım bol bol. Mesela bir gün nohut operasyonu yaptım. Onları sonra kabuklarını çıkarıp küçük poşetlere koyup buzdolabına koydum. Daha doğrusu dipfrize. İhtiyacım olup da çıkarıp ona humus yapıyorum mesela. Yine nohut yemeği. Tüm bakliyat yemeklerini yapabilirsiniz. Sebze olarak da ıspanak yaptım. Zaten ben pırasa, kereviz falan çok seviyorum. Yani herkes sevmediği için herkesin seveceği şeyleri önermeyi düşünüyorum. Karnabahar yaptım, brokoli yaptım, taze fasulye yaptım. Yaptım. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Aslında çok fazla hayvansal gıda içermeyen besin var yani doğada. Bunları tüketebilirsiniz ve aç kalmazsınız. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Neden bu arada öğle yemeğini atladım? Kahvaltı ve akşam yemeğinden bahsettim. Tüm bu araştırmalarım içerisinde aralıklı oruca da rastladım. Eminim bu ara çok fazla duyuyorsunuz. Çok
uzun zamandır yapanlar var, insanlar var. Ben tam olarak aralıklı oruç yapmıyorum. Aralıklı oruç da şu demek bu arada. 8'e 16 gibi kurallar var. Aç kalıyorsunuz. Günde 2 kere yiyorsunuz. Erkeklerin günde 1 kere yemesi, kadınların günde 2 kere yemesi tavsiye ediliyor. Bu zaman içerisinde aç kaldığınızda vücut besin depolamadığı için özellikle spor falan da yaparsanız yağdan veriyorsunuz. Yani bu şekilde daha böyle hafif hissetmenizi sağlıyor. Midenizi yormuyorsunuz vesaire vesaire. Detaylı bir konu. Tam olarak bunu yapmıyorum ama biz zaten günde 2 öğün yiyoruz. Kahvaltıyı yapıyoruz uyandığımızda saat böyle işte 10 gibi, 11 gibi. Bir de akşam da 6'dan sonra bir şey yemiyoruz. Yani 6'ya kadar yemek faslı bitmiş oluyor. Yani aslında akşam 6'dan bir sonraki sabah saat 10-11'e kadar bir şey yemiyoruz. Akşamları nadir 2-3 akşamda bir ben öyle vegan cipsler aldım. Eat Real markasında falan güzel şeyleri var. Onlardan yiyorum. Ondan sonra zaten bu arada vegan ürünleri içinde hayvansal gıda olmayan, o peynir altı suyu olmayan falan onları yediğinizde mesela ben Pringles'ı böyle canavar gibi yiyorum yani. Bitiyor kutu bir anda, anlamıyordum. Ama şu an bunlara geçtiğim için mesela 10 tane, 15 tane, 20 tane yedikten sonra zaten tok hissediyorum. Kinoa'dan yapılmış cips mesela, patates bile değil. Ama tadı falan çok güzel. Fırınlanarak yapılmış. Gluten içermiyor. Bir sürü bir şey var. Yani çok güzel alternatifler var. Bunları deneyebilirsiniz. Kesinlikle, o yüzden alternatif bol, deneyim güzel ve kendinize çok daha iyi, sağlıklı hissediyorsunuz. Bu sağlıklı hissetme ihtiyacı bence hepimizde var. Çünkü böyle beslenmeye başladığınızda, daha doğrusu illa vegan beslenmek zorunda değilsiniz. Ben deneyimimi size aktarıyorum. Daha rahat uyanıyorsunuz. Daha rahat uyuyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Çok hafifsiniz, mutlusunuz, enerjiniz yüksek, gergin değilsiniz. Bir şeyleri ertelemiyorsunuz. Mesela spor yapmak istiyorsunuz ama sucuklu yumurtalı böyle ağır bir kahvaltının ardından koltuğa yığılmak yerine sağlıklı şeyler yediğiniz için vücudunuzu daha dinç hissediyorsunuz ve spor yapıyorsunuz mesela. Yani bir şeyleri ertelemiyorsunuz. Bu arada sporla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Çünkü tüm bu beslenme sürecimin tabii ki olmazsa olmazı aynı zamanda spordu. O başka bir videonun konusu olsun. Ben önce ya da bundan sonra, sanırım bundan sonra yayınlarım. Onu da bundan sonra izleyebilirsiniz. Öykü, peki denedin. Peki hayat boyu bunu yapar mısın? Hayat boyu vegan olur musun? Ben 14 günü tamamladım. 15 gün hatta tamamladım. Sonrasında böyle bir zaten zor olan şu arkadaş ortamı. Yani o günde arkadaş ortamı 15 gün tamamladıktan sonra yedim. Onlarla birlikte. Biraz suçluluk hissettim sanırım ya. Hiçbir şey hissetmedim dersem yalan olur yani. Sonra ama yemedim mesela. Yani illa her gün yemeyeceğim bundan sonra, biliyorum. Evet, daha uzun yapabilirim. Şu veganlığı devam ettirebilirim. Ama biliyorum ki hayatım bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Evet, bundan eminim. Yani bundan sonra her gün kahvaltıda sucuk yiyen bir öykü olmayacak. Ya da yumurta mesela. Yumurta hayatımda olmasa da olur. Peynir evet beni zorlar ama olmayabilir. Yani böyle kendinize maddeler çıkarıp en azından tam olarak bitki temelli beslenmeyi sağlayamıyorsanız bile yine bitki temelli beslenip yanında kendinize opsiyonel olarak alabileceğiniz şeyleri, vazgeçemeyeceğiniz şeyleri çıkarabilirsiniz. Mesela işte ben deniz ürünleri hastasıyım. Deniz ürünleri benim en zor noktam. Yani et yemesem olur, tavuk olur, her şey olur yani. Ama deniz ürünleri yemek istiyorum. O yüzden bu tarz böyle belki atıyorum 10 günde bir, ayda bir kendime deniz ürünleri günü yapabilirim. Bu şekilde devam edebilirim diye düşünüyorum. Evet, size vegan beslenme deneyimi anlattım. Beynimin kıvrımlarından sonra yemek boruma, yemek borumdan da kalbime doğru inen bir enerji patlamasıydı benim için bu 15 gün. Yani ben çok keyif aldım. Bence yapmam dediğiniz şeyleri deneyin. Sonrasında nasıl olduğunu, hayatınıza ne değiştirdiğini görün. Yapmamak her zaman sizin elinizde. Peki ya hoşunuza giderse? Bunu denemeden bilemezsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.